Aha işte burada bak, gördün mü? Ay. Buyurun. Bebeğin ağlamasını kesecek bir şey isteyin. Nesi var? Ha işte onu sen söyleyeceksin. Bir saattir böyle, hiç susmadı. Ateşine baktın mı? Yok sanki ama. Sen böyle mi ölçüyorsun çocuğun ateşini? Yok, çocuk benim değil, kocamın. Yani kocam değil. Yani çocuk da onun değil. Neyse. Herhangi bir kronik hastalığı falan var mıydı? Alerjik, astım, faranjit. Ben en iyisi babasını, bizim Ömer'i arayayım, siz ona bir sorun. Yok, yine cevap vermiyor. Ateşi yok. E ama bari bu zari zari. Atacaklar bizi vallahi otelden. Kurban olayım bir yol göstersen. Bir doktora götür. Rahatsızlığını bilmeden ilaç veremem ki. İyi. İyi, peki, sağ ol. Zaman kalabalık içinde panikliyorum. Yani kalabalıkta olduğum halde. Anlatabiliyor muyum? Sanki yapayalnızım. Şey geliyor böyle. Bir korku. Midemden ağzıma doğru. Önemliyse bakın doktor bey. Galiba. Çok çok özür dilerim. Alo. Ezo. Dur dur, sakin ol. Neyin var? İstanbul'da mısın? Fatma'nın bebeğiyle. Sizi alırdım ama hastam var. Şimdi bir taksiye atlasam, ben şoföre hastaneyi tarif etsem gelebilir misiniz? Güzel. Yalnız dikkatli ol. Buralı olmadığını pek belli etme. Gerçi güpegündüz bir şey olacağından değil de... Neyse, şey yap. Taksiye binince ara sen beni yine, tamam mı? Tamam. Tamam. Ne tarafa efendim? Şey, ben kötü tarif edeyim, kafan karışır şimdi. Beyefendi tarif etsin. Ha, alo doktor bey. Bir dakika. Efendim. Evet, biliyorum. Çetin önemli bir şey yok dedi. Yol hava değişimi işte, biraz sarsılmış. Bir iki güne kadar keyfi yerine gelir. Oh, Allah razı olsun senden. Evet, şimdi anlat bakalım Ezo. Nasıl bir sürpriz bu yaptığın? Ya vallahi ben de bilmeyeyim doktor. Galiba bardak öyle bir dolmuş ki. Son damlayla beraber sular taştı, sel oldu. Ömer'in peşinden İstanbul'a aktı. Hem Ömer'in peşinden hem de imam nikahlı karısının bebeğiyle birlikte. Yok, o bilerek değil. Şimdi Fatma hapse girince Ömer anası Sübyan'ı bırakmaya kıyamamış. Arabasına binene kadar benim de haberim yoktu bebeden. Peki Ömer nerede? Dün öğlenden beri ortada yok. İş peşinde. Arkasından kızgın boğalar kovalıyor sanki. İstanbul'da kimse onu adam yerine saymayınca hemen yarın zengin olmayı kafaya koymuş. Ve çocuk da sana kaldı. Ne yalan söyleyeyim. Pek anlamış değilim bu durumu. Eğer bir ara anlarsan bu adamla, değil mi? İyi günler kardeş. İyi günler. Bizim anahtarı aldılar herhalde. 2208. Anahtarınız burada. Peki araya neden? İsmim Ezo. Ömer Bey diye biri aradıysa eğer.
Yok, hayır, mesaj yok. Merhaba, iyi günler. Buyurun. Sağ böyle nasıl şehirli oğlu vermişin hemen. Anam ne oldu, gözlerin kan çanağı kimi? Yok bir şey. Gece uyuyamadım pek. Yatağım yadırgadım herhal. Silahtar yok mu? Silahtar? Ya otelde. Uyuyor hala. Akşam biraz geç yattık da. Ayrı odalarda yani. Yemeği dışarıda yediydik. Aramışsın hatta, duymamışık. Ömer abim yok mu peki? Aman ha var ha yok, boş ver. Hepsini anlatırım sonra. Meryem kız, bugün işin var mı? Yani yok. Niye ki? Doktor Emre ile buluştuyduk. Hastasının bir kiralık evi varmış. Gadırga mı ne karın ağrısıysa öyle bir yer. Kaçırmadan ona gidip bakacağım. Ama abla. Ya masını mamasını bırak şimdi. Sonra konuşuruz. Bilmediğim mahalleyi arayıp soracağım daha. Ya tamam da. Bakma ağladığına. Mamasını verirsen susar. Daha da mızıkırsa altını alırsın ya da iki şarkı söylersin. Ben denedim, işe yarayayım. Haydi fazla geçe kalmam. Bir şey olursa cepten ararsın. Ya tamam tamam. Tamam tamam. Başıma gelenler ya.